bayrak Kutepe'den aşağıya inmiş bulunmaktayız. Evet, Narlıdere Şelalesi'ne geldik. Şelalede zayıflamış, eskisi gibi gür ve iştihamlı akmıyor. Ama doğası gerçekten güzel. Narlıdere Şelalesi'nin hemen sol tarafında böyle dikey vaziyette merdivenler var. Bu merdivenlerden yukarı tırmandığınızda çok güzel bir manzarası var. Evet, bu şekilde merdivenlerden yukarı çıkmak gerekiyor. Burası kamp yapmak için çok uygun bir yer. Böyle güneşi görmüyorsun. Düzlük, yanında deresi geçiyor. İstersen ileride yüzebiliyorsun. Yalnız merdivenlerden çıkınca nefes nefese kaldık. Çok dik ya. O yüzden dar dedik. Evet. Şuradaki kayalardan da kaya tırmanıcıları yukarı halat atıp tırmanış gerçekleştiriyorlar. Piknikçiler biraz ileride. Bakın, böyle ağaçların arasına kamp atmışlar. Derenin hemen yanı başında. Keyifli bir ortam yaratılmış. Evet, çevrede çok miktarda çadır gördük. Piknikçiler de gördük, fakat çadır alanları çok ilgimizi çekti. Sonuçta biz de kampçı bir aileyiz. Bunları böyle gördüğümüz zaman içimizin kanı kaynıyor. Keyifle, mutlulukla izliyoruz. Keşke biz de burada olsaydık diyoruz. Yoruldun mu? Aynen. Bir şey soracağım. Az önce bir bayanla o merdivenlerde konuşuyordunuz. Evet, sanki senin... eski kankiymiş. Nedir mevzu oradaki ya? Evet, senin takipçilerindenmiş. Gerçek mi? Aynen. Ben sizi tanıyorum dedi. Necdet Bey mi dedi. YouTube kanalınız var mı dedi. Evet, var dedim. Allah Allah. Ben sizin tavsiyenizle buraya geldim dedi. Takipçilerden birinde doğada tesadüfen tanışmış olduk. Aynen, karşılaştık. Ben de diyorum, uzun uzun ne konuştunuz böyle, güler yüzlü falan, sanki eskiden arkadaşmışsınız gibi. Evet. Ha, şansa bak. Evet, şu anda şelalenin üst noktasındayız. Ve bu şekilde güzel bir manzarası var. Az önce de karşıdaki kayalıkların tepesinden videomuzu çekmiştik. Ve şu anda Narlıdere Şelalesi'nin üst kısmındayız. Aşağıda gençler, genç bir aile piknik yapıyor. Biz de şelalenin hemen üstündeyiz. Şuradan böyle geliyor. Şuradan aşağı veri. Evet, çılgınca akıyor. Su dondurdu yani, aşağıda kaynak suyu var. Harika. Şu anda nereye gidiyoruz? Az ileride bir şelaleden sonra ufak bir gölet oluşmuş. O göletin çevresini de gösterelim. Keyifli. Hmm. Ve burada biz daha önce kahvaltı yapmıştık orada da. Evet. Açıkçası güzel bir yer. Oraya gidelim. Orayı da bir görelim. Yeşillikler içerisinde gölet. Tamam. Evet,
Narlıdere şelalesinden akan göletin yanına geldik. Bir de orasını görelim. Evet, içi balık kaynıyor. Değil mi? Aynen. Kesin kefaldir ha. Kesin kefal. Her defasında gördüğümüz balıklar hepsi kefal oluyor. İşte. Neden? Ne işe yarıyor bunlar? Ispanak gibi yapabiliyor musun yemeğini? Ha, yemek yemiyor. Olarak tüketilebiliyor yani. Aynen. Doğal yiyecek. Orada da ede güveçlerimiz var. Evet. Ede güveç, ede güveç. Bunlar. Ha. Şunlar mı? Değil. Evet. Şunlar. Ebe gümeci. Evet. Ha, bunun müziği yok muydu be? Ha? Şarkısı yok muydu bu? Tam boyuz aslında ve toplayıp yiyebileceğimiz tarzda. Evet, atalım ağzı. Oh. Arkadaş çektiğim gelmiyor fakat kendiliğinden düşüyor. Bunun şekeri eksik ya. Buna şeker ayarı yapılması lazım. Burada tarihi mekanları oldukça yaygın. Böyle bir köy evi var. Çok eski. Bu köy evinin hemen yan tarafında da köy hamamı var. Bu hamam da çok eski yıllara dayanıyor belli ki. Yakın tarihe kadar kullanılmış fakat artık kullanılmıyor.